Tarikatlar, cemaatler kapatılacak, er ya da geç. Cemaat, namaz, tarikat, kanıma yerle bir ederim onu. Yıkarım onu, yıkarım. LGBT'yi Türk aile yine yapısını hakim bozuyor mu? Efendim? LGBT'yi Türk aile yapısını bozuyor mu? Hayır efendim, ilgisi yok. İlgisi yok yani. Yani ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun yani? Ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim evet için bir çuldur o. Fakat tabii ki bir metrekare bir bez parçası. Bez parçasıdır, evet. Hey Müslümanlar, hey! Uyuyun bakalım! Uyuyun hele! Uyanmayın hala! Hala siz cennet bekleyin! Hala Muhammed Mustafa'yı bekleyin! Hala bekleyin bakalım! Uyuyun hele! Sükuta mahkum olun! Memleketin aslı sen! Devlete vergi veren sen! Orduya asker veren sen! Üniversiteye öğrenci veren sen, fabrikaya işçi veren sen, ama susan sen, sesi soluğu çıkmayan sen, sen ey kısırık Müslüman, sen! Eğitim veriyorlarmış, bunların yurtları var, kursları var. Dozerle hepsini yıkacağız onların, hepsini. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar, mağara devri. 2022 yılındayız. Mağara devrinde yok bu tür insanlar. Bunlar yaratık. Manşete çıktığı gibi onaylıyor musunuz? Şimdi ben tabii özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamları ile ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor. Eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Ama hani şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığını da altını çizmek isterim. Şer dışı dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Şer dışı. İslam'ı kastediyor. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz, bir şeye yaramaz demek değil mi? Evet öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Haydi çağ dışıydı. İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun? Götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni. Restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin cami?